Immortorio'ya göre bir şampiyon değil ya. Yani Talia çünkü evet seçti. Talia çünkü harita kontrolü isteyen, haritada aktif ve proaktif davranmak isteyen, gereken daha doğrusu. Hiç minyon kaçırmadan kule altına gelen minyonları almayı başardı. Orada Mojito ormanda Synchrofa Immortor ile karşılaşmış durumda. Neyhun kurtarabilecek mi acaba takım arkadaşının önüne geçse de, Immortor'un önüne geçse de gelen yeteneğinin. Orada Synchrofa Sıçra ile birlikte skoru almayı başarıyor. Shen ultisi kadar. Orada Synchrofa Mojito ile karşılaştı. Hemen üstüne atıldı Mojito'nun. Mojito burada bir kere daha düşecek gibi güzel bir Talia ultisi geldi. Hemen burada Ejder'e yardıma geldi Synchrofa. Biraz zor da olsa yardımla daha izlerini almayı başardı tabii. Ki ile birlikte hemen minyonun arkasını hızlıca temizledi. Synchrofa kötü bir noktada kalabilir. Shen ultisi geliyor orada Mokka'nın üzerine. Synchrofa'nın sıçrası yok. Çok az bir süresi vardı o sıçranın gelmesine. Kendini hızlandırdı. Sıçra geldi o noktada Mokka'nın üzerine. Mokka'nın hala sıçrası var. Yan taraftan Synchrofa Immortal geliyor. Bir anda 5 kişi oldu üst koridorda Dark Passage. Şimdi Elvin'in ışından kullandığını görüyoruz ama ilk düşen isim Immortal. Daha sonra da Synchrofa düştü. Mojito'yu aldılar karşılığında. Broken Blade'den güzel bir ulti arka tarafta. Mokka ve Madness'ın hasarını engelleyince kendi hayatta kalmaya başarıyor. 2'ye 1 bir değişim izledik. Neyhun bu savaşa geç dahil olan taraf. Ama rakibi kovalamaya devam ederse burada skor bile çıkardığını görebiliriz. Çünkü ultisi var Neyhun'un. Ve dağcılarına başladı Synchrofa ama Phantoms'u biraz zaman alabilir derken Gragas'a hiç ulti kullanımı gördük ve örgü duvarda geldi. Şimdi Synchrofa Baron Ejder'in içinde kalmış durumda. Mojito üzerine gelen bir Shen ultisi var. Synchrofa oradan çıkmak zorunda kaldı. Ve burada daha Ejder'i Mojito'ya giderken bir de Mokka'yı kaybetti Krull. Immortor'un canı çok az. O arka tarafta defansif olarak almak zorunda. Orifinix üzerine vahşi bir büyüme kullanıldı. Orifinix'in hala sıçrası var. Ama burada bir takım savaşı izleyeceğiz. Örgü duvarla geldi Immortor'u. Immortor çok kötü bir noktada kaldı. Burada sıçrası da yok. Güzel bir kışkırtma geldi Elvin'den. Immortor düşmek üzere. Ama onu hayatta tutmayı başarabilecek mi? Hayır, yan taraftan gelen Neyhun. Harika bir ulti atarak 2'de 2 yapıyor. Ve şimdi Synchrofa'la orada aslında kovalayacak. Oradan da zıplayamadan aldı Neyhun'u. 2'de 2 ya, 2'de 2 ama nasıl bir 2'de 2? 2 nişancıyı, 2 taşıyıcıyı aynı anda aldı Neyhun. 500'de üstünü sağdı Krull. Ama şimdi Dark Passage'ın iyi bir haber, Caitlyn devreye girdi. Bundan sonra Caitlyn de artık öyle boş boş dolaşmayacak, ciddi hasarlar verebilecek. Ebedi kılıcını tamamladı çünkü Runa'nın yanında. Yani yetenek atışıyla tutturmak çok kolay değil ama yakındayken o pervasız vuruş da belki yeteneğiyle denebiliriz. Bu arada yakalanan bir isim var orada, Synchrofa. Hemen düşürdüler onu, skor Mokka'ya gidiyor. Hastin bu arada ultisini kullanmak zorunda kaldı kendi üstünde. Skorun altısında var ve bu aldırdığı kritik skorun, hatta kendi aldığı kritik skorun ardından Baron'a başlıyor Krull. Bir tane daha ileri olduğunu unutmayalım. Baron yan taraftan geliyor, onda Banshee aldığını söylemek lazım. Madness'ın hiç manası yok. 2000'e kadar indi Baron. Burada Immortor'u hasar vermeye devam ediyor. Mojito üzerine Shen ultisiyle birlikte rakibe doğru gidiyor. Şimdi kışkırtılan bir hedef var ve Hastin'i düşürmeyi başardı o noktada Elvin. Bir sonraki hedef Orifinix olacak gibi ama bu kadar fazla kapan var ki orada Orifinix'in üzerine gidemediler bile ama Krull istediğini buradan fazlasıyla aldı. Burada Broken Blade biraz daha takımını düşünen taraf. Şimdi Synchrofa Mokka'nın üzerine gitti ama çok kötü pozisyonda kaldı kendi. Üzerine gelen bir vahşi büyüme var, sıçrası var Synchrofa'nın. Şimdi kullandı sıçrayı. Elvin'in kışkırtmasından sıyrılmayı başarıyor Synchrofa. Elvin oraya kışkırtıldı ve çok iyi bir hasar çıkardı arka taraftan. Orifinix o skoru alırken Mojito 3 kişinin arasında Orianna ultisi geldi. Immortor'u tuttu ve Immortor da düşüyor. Mojito düşmek üzere. Mojito skoru da Orifinix'e gitti. Mokka'dan çok iyi bir ulti gelmedi o noktada. Kovalayan taraf kuruldu ama Dominik efendim hizmetleri de tamamladı çünkü. Yakalanan bir isim var ama Madness çok fazla hasar aldı ve karşılıklı olarak iki taşıyıcı da, iki nişancı da düştü. Elvin ultisiyle birlikte katılacak oradaki savaşa. Synchrofa'nın üzerinde çok yüksek hasar var. Synchrofa hayatta kalırken Mojito ve Elvin rakip üstte dolaşmaya devam ediyor. Şimdi Mojito tek başına kaldı, o da arka taraftan çıkacak. Bu maçın özelinde ya da bu iki takımın özelinde söylemiyorum ama bizde genelde rakip nişancı iki tane hedef var. Kendi nişancımız korumak, ayıklamak, rakip nişancıya ulaşmak. Bizde her zaman rakip nişancıya ulaşmak daha öncelikli tutuluyor. Ama İmitor Kulesi'ni kaybettiler. Üstüne üstü Krubi de Baron'a başladı. 4000'e kadar getirdi. 3000 Baron eriyor burada. Synchrofa bir görünmez olduğu noktada 2800. Mojito canının yarısını kaybetti. Bir de Caitlyn ultisi geliyor.
2200 de şu anda burada, %50'ye 150 ama bunu Mojito kazanmayı başardı. Synchro çok az bir canla sıçrıyor ve Synchro hayatta kalmayı başaracak. Alt tarafta kuşatma devam ediyor kuru tarafından ama Olifinix... Üst taraftan kim gidiyor? O bir şekilde temizliyor. Örgü duvar geldi. Neyun'un sıçrası var. Şimdi Shen orada kuleye hasar verirken Mojito hayaletini kullandı. Hızlı bir şekilde araya giriyor. Güzel bir oraya anoldu. Synchro çok hasar aldı. Elwind kışkırtarak orada. Kha'Zix skorunu hanesine yazdırıyor. Şimdi Broken Blade'in sıçrası var. Broken Blade sıçradı. Canı bir hali azalmış durumda Broken Blade'in. Orada bir kışkırtma daha geldi ama vücut darbesi uzaklaşıyor Broken. Motoru açmayı başardı Kruf. Immortor ve Synchroft'un 40 saniye, Immortor'un 30 saniye Synchroft'un ölüm süresi var. Burada Kruf oyunu bile kapatabilir. 5'e 3 durumlar ve Baron güçlendirmeleri var şu anda. Nexus Kulesi'ne hasar vermeye başladılar. Çok hızlı etti Nexus Kulesi. Çünkü bir tane daha ejderleri var. Elwind araya girdi. Zahir ultisi kullanıyor. Holyphoenix hala hayatta ama ikinci Nexus Kulesi'nde kaybettiler. Neyun'dan çok agresif oyunu. Holyphoenix'in canını %5'e kadar indirdi ve burada son vuruşta yapmayı başarıyorlar. Kruv 36 dakika sonucunda serinin ikinci maçından galip gelip Dark Passage'dan bir puan koparmayı başarıyor. Ve ilk haftayı da lider bitirmeyi başarıyor Kruv. Tebrik edelim. ULCS'de hiç galibiyet alamadığı için, profesyonel sahnede hiç galibiyet olmadığı için çok gündem olan Neyhun'da geldiği günden beri harika performanslar izletiyor bize. Yani... Bu arada işte eski takım arkadaşı Synchroft, onlar beraber Orient'de pek hoş olmayan günler yaşamışlardı. Burada güzel sarıldılar.